Bugün 23 Şubat 2021 Kısa Dalga güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga bülten başlıyor. HDP'ye yönelik dava ve soruşturmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiğini ileri sürerek hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyım atamaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, CHP'nin damat nerede kampanyasına da sert tepki gösterdi. Berat Bey'in görevlerindeki en büyük talihsizliği damat sıfatının başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır diyen Erdoğan, Berat Albayrak'ın yargıda hakkını arayacağını belirtti. HDP'li siyasetçiler düzenledikleri basın toplantılarıyla haklarındaki iddia ve soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini öne sürdüğü HDP Ağır Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Ben Gara'ya gitmedim, ordunun bile girmeye zorlandığı Gara'ya ne zaman gitmişim, ne zaman eğitim almışım, İstanbul Gara arası uçak bileti var da ben mi bilmiyorum" diyerek Bakan Soylu hakkında tazminat davası açacağını duyurdu. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentopsa, CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olmasına yol açan süreçle HDP'li Gergerlioğlu hakkında başlatılan sürecin birbirleriyle kıyaslanabilir durumlar olmadığını söyledi. Şentop, HDP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin de henüz meclise gelmediğini belirtti. Cezaevinde tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "İyi misiniz?" başlıklı yazısında, "Önümüzdeki seçimler partiler, kimlikler, inançlar arasında değil, iyiler ve kötüler arasında olacak. İyilerin tarafındaysanız yeriniz bellidir, kararsız olmaya gerek yok," dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın Van'daki Kapıköy sınır kapısında yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi. Buldan, "Bu manzara Türkiye'nin demokrasisi açısından bir utançtır," diyerek tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "olaylara karışan 150 öğrencinin ailesine bilgilendirme yaptık" sözlerine "biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız" yanıtını verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, CHP ve HDP'ye yönelik "lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin" sözlerinden geri adım attı. "Evet, aşırıya gitmiş olabilir," dedi. Türkiye'de kadın hareketinin öncülerinden yazar Duygu Asena anısına verilen PEN Duygu Asena ödülüne bu yıl Ayşe Buğra değer görüldü. Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Las Tesis eylemine katılan CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. CHP'nin Eczacı Milletvekili Gamze Taşçıer, 2019 yılında 49.8 milyon kutu antidepresan ilaç satılırken bu sayı 2020'de 54.6 milyona çıktı. Artış oranı ürkütücü boyutta, dedi. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Aralık ayında 19 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin dün 58 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Kripto paradaki yükseliş Aralık ayından bu yana %200'ü aştı. Türkiye'de 2020 yılında alkollü içki tüketimi 20 milyon litre civarında azaldı. Ancak bu alanda devletin topladığı ÖTV geliri %12'lik artışla 16.4 milyon liraya yükseldi. Sadece 2020 yılında kaçak alkol nedeniyle yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti. Merkez Bankası Şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Şubat ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.5 puan düşerek %74.9 oldu. Bu kapasite kullanımında üst üste düşüş yaşanan 4. ay oldu. Ve Covid-19 gelişmeleri. Koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü illerden Trabzon'da 68 bölgenin karantinaya alındığı açıklandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, Samsun'la Rize arasında bölgesel olarak özel tedbirler uygulanması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Doktor Hans Kluge, 2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum dedi. Kluge, mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağını ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her 10 gastaldan 4'ünün COVID-19'a yakalandığını belirterek gastallara aşıda öncelik tanınmalı dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık danışmanı, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Amerikalıların 2022'de de maske takması gerekebileceğini söyledi. Koronavirüs aşı kampanyasını dünya çapında en iyi yürüten ülkelerden İsrail'de aşı olanlara günlük hayatta ayrıcalıklar tanınan dönem başladı. Bültenimize dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Dünyanın insan hakları ihlalleri salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan haklarına en çok zarar veren unsurun cinsiyet eşitsizliği olduğunu dile getirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'la nükleer tesislerdeki denetimlerine 3 ay daha devam edebilmek için anlaştı. Fakat aceleyle yapılan bu anlaşma, ajansın baskın denetimler yapma iznini sonlandırdı. Açlıkla Mücadele Örgütü, Suriye'nin savaş başladığından bu yana en büyük açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. 12 milyondan fazla kişinin alarm verici düzeyde gıda sıkıntısı çektiği belirtiliyor. Kongo'da Birleşmiş Milletler konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıda İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio hayatını kaybetti. Ve son olarak kısa dalgadan bir öneri. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bundan böyle nasıl şekillenecek? Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Özlem Kaygusuz, ikili ilişkiler daha çok ortak çıkarlardaki kısa vadeli kazançları önceleyen, değer temelli olmayan, parça başı diyebileceğimiz perakendeci bir mantıkla devam edecek gibi görünüyor değerlendirmesini yapıyor. Kaygusuz'un yazısını kısadalga.net'ten okuyabilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.